Selamünaleyküm arkadaşlar. Yemleme saatindeyiz. Çoban kız burada yoncalarını dağıtıyor. Güzel ayır babacığım. Ayırıyorum, koyunlarımın için en iyisi. Aslan kızım benim. Bizde her şey düzenli arkadaşlar. Küçükbaşın öneminden önce bakım geçiyor. İyi bakarsanız koyunlar da size bakıyor. Ne yaptık? Yine akşam malamasını verdik. Full yaptık menüyü. Et döner gibi oldu malamanın içi. Ne ararsan var. Her gün kuru pilav yok. Şu an bu gördüğünüz zıvart bilez koyunlarımız koşlanmış. Allah'ın izniyle gebe pozisyondaki koyunlarımız. Kasım ayında hayırlısıyla bunları kuzularını alacağız. Rabbim nasip ederse de Ocak, Şubat, Mart ayı gibi değerli üyeleri, arkadaşlarımıza, müşterilerimize hayırlısıyla teslim edeceğiz. Bir bölüm koyunumuz da yine yukarıki ahırda. Onları da ayrı besisini yapıyoruz. Böyle işimize, gücümüze helalinden bakıyoruz. Zıvart bilez koyunun özelliklerini her seferinde kısa da olsa bahsetmeden geçemiyorum. Et süt kombine olan bir ırk. Melezlemede koçlarını kullanabileceğiniz en kaliteli bir ırk. Biz Romanov'da denedik, başarılı olduk. Romanov'da denedik, başarılı olduk. Nasıl Merinosçu arkadaşlarımız İlde Fransa'da melezleyerek başarılı oldularsa, ağzıman kuzu alarak ete çalışıp para kazanıyorlarsa, güzel bir kazanç elde ediyorlarsa, Romanovcu arkadaşlarımız da zıvart bilez koçu ile melezlemeleri lazım. Zıvart bilez koçu ile Romanovlarını. Yine ikizliğiniz, üçüzlüğünüz düşmeyecek. 5,5-6 ayda, 7 ayda kargasa gelen, bakımına göre kargasa gelen kuzularınızı daha az zamana indirmeye zıvart bilez koçuyla başarabileceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Daha önce bir video atmıştım zıvart bilez melezlerini Romanov'dan. İzlediyseniz bilgilenmiş olabilirsiniz. Et süt kombine bir ırk. İster süte çalışın, ister kuzuya çalışın. İçimiz gidiyor süt sağamıyoruz diye, çünkü kuzularına yetişsin, bol bol içsinler diye. Sağdıklarımızı da ne yapıyoruz? Difrizimize atıyoruz. Ne yapıyoruz? Eşimize, dostumuza koyun sütü hediye ettik. Hep bana Rabbena yok. Herkes faydalanacak bu nimetten, bu güzellikten. Yerlerinizi değerlendirin. Bakın bu pandemi, bu Covid-19 mu, 99 denilen lane şey, insanların başına bela oldu. Kime ne zaman ne olacağı belli değil. Pikniğe gidemez pozisyona geldiler insanlar. Hastaneye gitmekten korktular, dışarıya çıkamadılar. Herkesin düzeni bozuldu. Ama dağda, bayırda, köyde olan hiç kimsenin düzeni inan ki bozulmadı arkadaşlar. Sistem eskiye dönüyor. Ayık olun. Uyanın. Küçükbaşın bereketini araştırın. Büyüklerinize sorun. Artık eski kafalarla da iş yok. İnternet elinizin altında. Burada doğru değerlendirip onlarca kaliteli abileriniz, arkadaşlarınız, kardeşleriniz olabilir. Bilgi başkasına da hiç gerek yok. Bizler gibi yüzlerce, binlerce insanlar var. Biz neyiz ki tabii? Biz de sonradan öğrendiğimiz için bildiğimiz kadarını anlatabiliyoruz. Kuzularımın olduğu bölüme geçtim. Ne demiştik? Biz ne biliyoruz ki? İşte biz Romanov'la başladık. Zıvart bilezle bitirmedik. Bunun da daha iyisi var mutlaka. Bunun da daha iyisini Allah'ın izniyle ülkemize getirmeye çalışacağız. Durmayacağız, devam edeceğiz.
Burukla ilgili hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok. Ne adaptasyonda, ne yemde, ne iğne ilaçta, ne aşıda hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı yok. Full otomatik bir ırk. Size bu kadar açık ve net söylüyorum. Babam da kuzuları yemliyor sağ olsun. Bu gördüğünüz kuzular daha yeni 3 aylık oldular. Bayramdan sonra da teslim edeceğiz. Tabi Ramanovcu büyük sürüsü olan abilerimize de Ramanov koç verdik. İnşallah 11-12. Aylarda da onları teslim edeceğiz. Hayırlısıyla. Bakım şart. Başında olmak şart. El aleme teslim edeceğin sürüden hiç fayda bekleme. Başında olursan bereketli olur. Başında olmazsan bir hiç olur. Bu arada yeni yaptığım ahırın geniş görüntüsünde sizlere de fikir olsun diye şöyle tepeden bir çekim yaptım. Biz her şeyi doğaçlama yapıyoruz. Kameramız yok. Elimizdeki telefonumuzla her gün 150 tane arkadaşımıza cevap vermeye çalışıyoruz. YouTube sayfamızda videolar atarak sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Her zaman istiyorum, YouTube sayfamıza önem verin, bize bu konuda destek olun, abone olun. Paylaştığımız paylaşımları, videolarımızı siz de paylaşın. Sosyal medya ortamında herkes sayfasında 25 kişinin paylaştıklarını görebiliyor. Siz bir paylaşım yaptığınızda, bir beğeni yaptığınızda, güzel bir dua yaptığınızda binlerce insana ulaşabiliyor. Bu konuda sosyal medyayı doğru kullanarak bilgilenebilirsiniz. Oh, malamayı yediler. Arkadan yoncayı da yiyorlar. Şöyle bir yakın çekim yapalım bakalım. Maşallah beyaz çoraplara. Romanovlara zeytin koyunlar, zeytin kuzular dedik. Bunlara da diyoruz ki beyaz çoraplılar, beyaz kepliler. Bizim ağanın bir özelliği var. Yemden yemez, yemlikten yemez kesinlikle. Böyle sanki arı petene, arı kovanına dadanmış ayı gibi. Maşallah. En desen var, boy desen var, sal desen var, beyaz çorap desen var. Daha ne olsun arkadaşlar? Allah herkese nasip etsin. Herkeste olması için mücadele ediyoruz. Memleketimize, ülkemize kazandırdık. Türkiye'de tek Zwart Bless belgeli satış yapan çiftlik. Bak bunu özellikle söylüyorum. Özellikle söylüyorum. Zwart Bless koyunu satabilen tek çiftlik. Sevkini yaptığımız, kuzularına teslim ettiğimiz bütün kardeşlerimizin, abilerimizin evraklarını tam olarak veriyoruz. Hepsinin kulağında küpe, hepsi Zwart Bless. Hepinizin kolunda altın bilezik var. Küçük başta Zwart Bless. İlerleyen yıllarda ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Hani derler ya sanatkara, altın bileziğini kapmışsın. Evet, Zwart Bless'te, Romanov'da altın bilezik. Yapabilene. Öyle dışarıdan, kulaktan duyma, bilgisiz, böyle nasıl söyleyeyim, kendi çiftliğinde koyun bakmamış, sosyal medyada sallayan kişiler var. Bu kişilere de kesinlikle itibar etmeyin. Sizin bildiğinizden çok bir şey bilmiyorlar. Siz yeter ki sermayenizi, bu işe doğru başlayacağınız 3 kuruşunuzu bu tip insanlara kullanmayın. Ziyan etmeyin paranızı. Ne demek istediğimi de buradan anlamışsınızdır.
Şimdilik Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı günler olsun.